Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Ava'dan, bu güzel alandan şöyle güzel güzel enerjilerimi yolluyorum size. Bu videonun hepimize hediyeleri nelerdir? Hey sen bir mucizesin, Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonlu kişisel gelişim kitabıyla Hey sen bir mucizesin mobil aplikasyonlarımızda son düzlükteyiz, son teknik kısımları hallediyoruz. İnşallah çok az bir zaman kaldı. Kitabımızda ve mobil aplikasyonlarımızda sizinle hem Play Store'da hem de App Store'da buluşacağız. Bunun için neler mümkün takipte kalalım. Telegram kanalımızın linkini göreceksiniz açıklamada. Lütfen oraya da üye olun. Ara ara ücretsiz etkinliklerimiz oluyor ve bütün seminerlerimizle ilgili, etkileşimlerimizle ilgili de en son en güncel bilgileri oradan alabilirsiniz. Lütfen takipte kalalım. Birbirimize hediyelerimiz nelerdir? Diyoruz ki bugünün bana hediyeleri nelerdir? Her zaman için soralım. Enerjiyi genişleterek ilerleyelim yaşamımızda. Biz ne kadar enerjiyi genişletirsek ve hediyeleri almaya gönüllü olursak o zaman her durumun bize öğretmeye çalıştığı bir şey olduğunu, her durumun bize göstermeye çalıştığı bir şey olduğunu ve her durumun bir hediyesi olduğunu görürüz ve fark ederiz. O zaman yaşamımızda kendimizi sıkıştırıp kalmayız, sıkışık enerjide kalmayız. Hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalıdan işlevsel olmayız. Deriz ki okey ya şu an bir şeyler oluyor ama çok istediğim gibi görünmeyebilir ama dur bakalım burada görmem gereken ne var? Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Bunun bana hediyeleri nelerdir dediğimizde o durumun hediyelerini alırız, o durumun katkılarını alırız, o durumun mucizelerini yaşarız. Bu şekilde hep enerjimizi genişletiriz. Bu defa doğru, yanlış, iyi, kötü, olmalı, olmamalı, yapmam lazımlardan çıkarız. Hep diyoruz ya lazımların hepsini artık ne yapıyoruz? Lazımlığa atıyoruz diye. Çünkü aslında hiçbir şey yapmamız lazım değil. Biz öyle zannediyoruz. Biz öyle zanda bulunuyoruz ve kendimizi sıkıştırıyoruz. Çünkü bunu yapmam lazım ki ailem için böyle olması gerekiyor. Toplum böyle diyor, el alem böyle diyor. Yapmazsam eşim üzülür, çocuğum mahvolur, şu olur, bu olur diye bakış açılarıyla kendimizi o zorunluluklara tutuyoruz. Zorunluluklarda tutuyoruz. Aslında hiçbir şey yapmamız lazım değil. Bunun için de deriz ki her zaman için enerjiyi takip edelim yaşamımızda. Bize ne hafif geliyorsa o bize katkıdır. Bize ne ağır geliyorsa o bize katkı değildir. Bu şekilde bakarsak enerjiyi takip ettiğimizde ya bu bana hafif geliyor, okey ben bunu seçiyorum. Ya da bu bana ağır geliyor, ben bunu seçmiyorum. Alanından işlevsel oluruz. Şimdi bu da bize neyin hangi hediyeyi verir? Bu da bize alma verme dengesinde olabilmenin hediyesini verir. Ya da alma verme dengesinde olabilme hediyesini verir canlar. Çünkü çok fazla o dengeyi biz kaçırabiliyoruz. Yaşamımızda, ilişkilerimizde. Biz ilişkilere, ikili ilişkilerimize, partner ilişkilerimize, iş ilişkimize, arkadaş ilişkimize kim olduğumuzu keşfetmek için gireriz. Aslında ilişkiler bize ayna tutar. Bize kim olduğumuzu gösterir. Sen busun diye ayna tutar. Biz o ilişkilerin içerisinde önümüze gelen durumlara bu şekilde bakarsak hep kendimizi aynı kısır döngülerde sıkıştırmak yerine her ilişkinin ve ilişkide yaşadığımız her durumun bize katkılarının, mucizelerinin, hediyelerinin ve aynalarının olduğunu görürüz. Hepimiz iç dünyamızın yansımalarını yaşıyoruz. Hayatımıza giren herkes birer oyuncu ve piyondur. Aynen bir örümceğin kendisinin örümcek ağını örmesi gibi biz hayatlarımızı kendimiz örüyoruz. Bizler birer örümcek olarak o hayat dediğimiz ağları örüyoruz. Bu ağların üzerinde kolaylıkla gezeceğiz, dolaşacağız. Bir örümceğin aslında tamamen akışta olduğu halde akacağız mı? Yoksa o ağların içerisinde kendimizi mi sıkıştıracağız? Hem de kurban rolü oynayarak. Ya bu ağları kim koydu buraya? Bunları başkaları yapmış olması lazım. Ben de buraya takıldım, kaldım, çıkamıyorum. Ve benim hiçbir suçum yok. Kurban rolü oynayarak, fazla fedakarlıklara girerek, alma verme dengesinden şaşarak, çok fazla verici olarak. İşte biz bu örümcek ağlarının içinde tıkanıp kalabiliyoruz. Fazla fedakarlık kendi kul hakkına girmektir diye muhteşem bir laf vardır. O yüzden artık lütfen bu alma verme dengesiyle ilgili kısımlarımıza bakalım. Her zaman derim ki, Her şey bir şekilde bizim seçimimizdir. Yaşam bizim yaptığımız seçimlerin toplamıdır. Küçük gibi görünen, önemsiz gibi görünen şeylerin ve seçimlerimizin ve evetlerimizin ve hayırlarımızın, diyemediğimiz evetlerin, diyemediğimiz hayırların veya diyebildiğimiz evetlerin veya diyebildiğimiz hayırların toplamıdır. Hiçbir şey değildir. O yüzden lütfen hareketlerinizde, tavırlarınızda, ilişkilerinizde kendinizi yakalayın. Nerelerde hayır diyorsunuz? Nerelerde hayır diyemiyorsunuz? Nerede evet diyorsunuz? Nerede diyemiyorsunuz? Nerede gücünüzde duruyorsunuz? Nerede kurban rolü oynayıp gücünüzü dışarıya veriyorsunuz? İşte her şey bir şekilde bizden bize dönüyor canlar. Biz niye kurban rolü oynarız? Biz niye fazla fedakarlıktan veya verici olmaktan işlevsel oluruz? Korkularımız vardır. Bakış açılarımız vardır, kazançlarımız vardır, çıkarlarımız vardır.
bu yüzden veya başkalarının doğrularını satın almışızdır. Böyle yapmam lazım demişizdir. Yani ilişkinin içindeysem böyle olmak zorundayım. Bir kadın olarak, bir erkek olarak böyle olmak zorundayım. Erkek dediğim böyle olmalı, kadın dediğim böyle olmalı ve böyle davranmalı gibi toplumun ve diğer insanların birçok bakış açısını ve yargısı satın almışızdır. Ya da onun haricinde arka planda bizim kazançlarımız vardır. Ben çok fazla verici olayım ki sevileyim. Çok fazla verici olayım ki takdir göreyim ve onaylanayım. Ama bu dengeyi şaşmamız bizi bitirir. Her zaman söylediğimiz olay şu, bize öncelikle ne yapmamız lazım? Kendi bardağımızı dolduracağız. Bizim kendi bardağımızdan taştıktan sonra diğerlerine verebiliriz. Yani önce kendi içimizde kendimiz dengede olmamız lazım. Önce kendi alma verme dengemizi kendi içimizde kendimiz korumamız ve kurmamız lazım ki sonrasında biz de başkalarına verebilirim. Ve bununla ilgili benim muhteşem bir yolum var. İnşallah size katkı olmasını temenni ediyorum. Bunun için neler mümkün diyorum. Bu durum size nasıl katkı olabilir diyorum. Bir şey veriyorken alın canlar. Yani o alma verme dengesini beklentisiz ve bakış açısız ve yargısız kendi içinizde kendiniz halledin. Yani öncelikle bir şey veriyorken, birine bir şey veriyorken, bir şey yapıyorken, bu eşiniz olur, çocuğunuz olur, arkadaşınız olur, iş ortamında olur, her türlü ilişki için düşünebilirsiniz. Önce yapmamız gereken şey şu. Bir kere enerjiyi takip etmemiz gerekiyor. Yani zorunluluktan ve yapmam lazımdan çıkarak okey bakıyorum bu bana hafif geliyor mu? Bunu yapmak bana hafif geliyor muyu sormamız gerekiyor. Bunu yapmak bana katkı mı? Bunu sormamız gerekiyor. Bunu kas testiyle yapabilirsiniz. Kuzeye doğru döndüğünüzde ileri doğru gittiniz. Evet demektir. Bunu yapmak benim için katkı mı? Bu bana hafif geliyor mu? Yaradan'ın bu benim için katkı mı, bu benim için hayırlı mı gibi sorabilirsiniz. Veya ilk anda o konuyu düşündüğünüz ilk anda çok fazla böyle uzatmaya da gerek yok. İlk anda baktığınız çok böyle aktı, iyi hissettir diye o şeyi yaparsanız keyif alacaksınız. Ama bakın zorunluluktan değil, başkası için yapmam lazım alanından değil veya işte doğrular bunlar alanından değil. Size gerçekten enerji olarak hafif geliyor mu? Önce bunu yakalamamız gerekiyor. Bunu yakaladık diyelim ki hafif geldi, aktı. Sonrasında da yapmamız gereken şey, neyse o içimizden gelen şeyi verelim, bunu vermenin hazzını alalım ve verme alma döngüsünü kendi içimizde kendimiz tamamlayalım. Yani ne yaptık? Verdik. Kim verdi? Biz verdik. Bunu vermenin hazzını aldık. Kim aldı? Biz aldık. Verme alma döngüsünü tamamladık, alma verme döngüsünü tamamladık, beklentiden çıktık, bakış açısından çıktık, yargıdan çıktık. Özgürleştik, kendimiz olduk, kendimizi gerçekleştirdik. Çünkü enerjiyi takip ettik. Ve çok hafif bir şeydir bu. Somut örnek verelim. Eşinize içinizden kahvaltı veya partnerinize içinizden kahvaltı hazırlamak geliyor ve bunu yapıyorsunuz. Bu size hafif geliyor. Yani benim kahvaltı hazırlamam lazım değil. O şekilde değil. Aktı ya, içime aktı ve hafif geliyor. Verirsem de kendimi, bunu yaparsam da, kahvaltı hazırlarsam da kendimi iyi hissedeceğim. Aktı. Vereceğiz. Okey, kahvaltıyı hazırlamanın, kahvaltıyı vermenin, bir şey vermenin hazzını alacağız. Yani verdik, aldık. Döngüyü tamamladık. Muhteşem bir şekilde kendimizi gerçekleştirdik ve akışa izin vermiş olduk. Çünkü biz bu döngüyü tamamladık, beklenti yok artık. Yargı yok. Bizim mutsuzluklarımız bu beklentilerden kaynaklanıyor. Koşullu sevgimiz olduğu zaman beklentilere giriyoruz. Ben sana şunu vereyim, sen de karşında bunu verden istediğimizde ve karşı tarafta bunu yapmadığında işte o zaman mutsuzluklar geliyor. Karşı tarafı zirvelere de çıkarıyoruz ama bizim istediklerimizi yapmadığında dibe vuruyoruz, dibe vurduruyoruz. Bunun için zaten kendi içimizde kendimizin dengede olması lazım. Kendi değerlerimize, en başta kendi öz değerlerimizle ilgili kendimizi kendimiz sevmemiz gerekiyor. Kendimizi kendimiz alıp kabul etmemiz gerekiyor. Kendi bedenimizi kendimiz sevmeliyiz, değerli olduğumuzu, yeterli olduğumuzu, her halimize tam olduğumuzu, Yaradan'ın mucizesi olduğumuzu, kendi gücümüzü, kendimize güveni, özgüveni, öze güveni kendi hayatımızda kendimiz zaten kendimize verirsek ondan sonra diğerleriyle bir sağlıklı ilişki kurabiliriz. Ve bunun için de dediğim gibi lütfen veriyorken alın. Bu alma verme dengesinde hep hatırlayın ki bir şeyleri tolere ettikçe, tolere ettiğimiz her şey yüzümüzde bir şekilde patlar ve fazla fedakarlık kendi kul hakkımıza girmek demektir. O yüzden fazla fedakarlığa girdiğiniz yerlere lütfen bakın nerelerde fedakarlık yapıyorsunuz. O alanlarda kendinizi yakalayın. Çünkü orada artık kendiniz olmuyorsunuz. Kendi gücünüzü dışarıya veriyorsunuz. Bu fedakarlık alanlarına bakın. Bunu yapmam lazım değil diye kendinizi yakalayın. Ve bakın bu bana ağır geliyor. Kusura bakma ben bunu seçmiyorum. Bakın muhteşem bir yoldur. Ya bu bana ağır geliyor. Bilmiyorum nedenini. Çok fazla akılla, zihinle gittiğimizde zaten çok mutlu olamıyoruz. Analizlerle, çıkarımlarla gittiğimizde başkalarının doğrularını yaşıyoruz. Hayır. Diyeceğimiz şey şu. Bu bana ağır geliyor.
kusura bakma. Ben bunu yapmayı seçmiyorum. Peki etrafı nasıl ikna edeceğiz? Eşimizi nasıl ikna edeceğiz? Ailemizi nasıl ikna edeceğiz? Siz net olduğunuzda, enerji olarak netseniz, bütün etraf, bütün dünya buna uyumlanıyor ve dünyanın kapıları açılıyor canlar. Bu evrenin mucizevi sistemlerinden biridir. Nasıl mı? Nasıllar? Yaradanın işi. Nasıllar? Sistemin işi. O zaman alma verme dengesinde olarak kendi gücümüzde olduğumuz, kendi gücümüzde durduğumuz mucizevi yaşam için neler mümkün diyorum canlar. Bu videonun hepimize katkıları, hediyeleri nelerdir? Ava'dan kucak dolusu sevgiler. Buradan hepimize böyle su kenarından, aşk ve sevgi kenarından, doğanın kenarından, doğanın içinden muhteşem enerjilerimi gönderiyorum. Katkı olsun, mucizeler aksın.